Bakalım yine saçmalamaya devam edecek mi? Geceki sorgudan sonra merak ediyorum. Evet Buse'cim, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten ekibime teşekkür ediyorum. Hani 3 gündür. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bizim ekibimiz özellikle Barış'ın o durumundan dolayı Barış'la beraber Barış'ların evine gitti. Barış'ların evine gittiğinde Osman o sırada alındı. Ondan sonra onu görünce onun ardından Gayrettepe'de bir ekibimiz vardı. Onlar yani 3 gündür uyumadan, öyle söyleyeyim. Onlar Gayrettepe'deki ekip Osman'ın oraya girişini çekti. Sonra sağlık kontrolüne götürürken peşlerine takılıp olay yerine gitti. Tabii Sayın Savcımıza da çok teşekkür ediyorum. Onun izniyle de biz de size olay yerinden görüntüleri aktarma imkanını bulduk. Sayın Savcımıza da çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhuriyet Savcısı Osman Taşkın'a. Evet, oğlu Barış bağlanmak istiyordu fakat amcaları izin vermiyormuş. Niye izin vermiyorsunuz? Çocuk burada gelip annesi hakkında neler söyledi. O çocuk annem bize kapıyı üzerimize kilitleyip gitti diye 10 yıldır anne kini öfkesi besliyor ama anne sevgisini de içinden atılmıyor. Annelik de öyle bir duygu. Ne yaparsanız yapın bir çocuğun içinden annelik duygusunu silip atamazsınız. Babanı aldattı, babanı aldattı, başka adamlara gitti, sizi burada bıraktı diye. 3 tane çocuğu 10 yıl boyunca doldur. Niye duymak mı istemiyorsunuz? Babamı da silerim demesinin mi kamuoyunca duyulmasını istemiyorsunuz? Babası Barış'tan özür diliyor. Babası sadece Barış'tan değil, diğer 2 kardeşinden de özür dilemeli. Öldürdüğü kadının bütün ailesinden özür dilemeli. Ondan zaten dilemeli ama o çocukları bu şekilde doldurup anneye karşı, ölmüş bir kadına karşı. Bir de biz şimdi bilmiyoruz ki kadının ne yaptığını. Kadın ölmüş. Biz bilmiyoruz ne yapıp ne yapmadığını. Bizim bildiğimiz tek şey Ankara'daki bir adamla 5,5 dakika konuştuğu ve beni kurtar buradan dediği. Bizim şu anda elimizdeki tek done bu değil mi? Evet. Şimdi yani böyle afaki şeyleri konuşup insanları zan altında bırakmanın anlamı yok. Ölmüşün arkasından. Bak bu lafı da ben bu programda anladım, biliyor musunuz? Hani denir ya, ölmüşün arkası, ölen kişinin arkasından konuşulmaz. Derdim ki niye konuşulmasın ki ölen kişinin arkasından? Yani anlayamazdım. Bu programda anladım bunun anlamını. Çünkü o kişi ölmüş, arkasından herkes istediğini atıyor, tutuyor. Onun ama cevap verme hakkı yok. O buna evet ya da hayır diyemiyor. Arkasından salla dur o zaman. O yüzden ölmüş kişinin arkasından konuşulmaz. Elimizdeki tek veri ev sahibinin 5,5 dakika benim telefonumla Ankara'daki bir erkekle konuştu demesi. Nasıl bulmuş o erkeği de? Telefon numarasının alttan geçen, şimdi müzik kanalının altından geçen, hani evlenmek istiyorum diyen bir adamın telefon numarası. Ve kadın ona diyor ki beni kurtar buradan diyor. Aslında yardım çağrısında bulunuyor. Yani biz o içeriğin, tabii herkes kendine göre bir yorum yapıyor ama o içeriğin aslında hani kadının bir erkek arayışı ya da farklı bir ilişkiye başlama amacı olduğunu söyleyemeyiz. Yardım çağrısı aslında o. Çünkü orada belki kadın o gördüğü şiddetin sonunun aslında kendini öldürmeye kadar gidebileceğini hissettiği için bir an önce kaçmak, kurtulmak istiyor. Şimdi ölenin artık konuşma hakkını arama durumu söz konusu olmadığı için yakınları bu kanlarının üstünde duracaklar ve sonuna kadar, işte bu olayda olduğu gibi aradan 10 sene de geçse takip etmenizden dolayı sizleri kutluyorum. Buralara kadar getirdiniz. Bizim programda 10 senelik durumun altın küllenmiş olan olayı elinin tersiyle sildi ve katili itiraf ettirecek hale getirdi. Adalet geç de olsa yerini buldu. Bütün kamuoyu da gecikse dahi adaletin yerini bulmuş olmanın şu anda izleyen bütün izleyicilerimiz rahatlığını ve adalete olan güveni bir kere daha işlerinden yaşıyorlar. Bütün olaylarda hiç kimse merak etmesin. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin olaylar kaybolmaz. Mutlaka Allah'ın yardımı ve işte takip edenlerin, bu şekilde mücadele verenlerin de bütün ortaya koyacakları imkanlarla adalet tecelli edecektir. İnsanlar da rahatlayacaktır. Tabii bu olayda da yine giden birisi kara toprağa, Birisi cezaevine gitti, parmaklara 32 yaşında ya, Rahmi Bey ya. 32 çocuklara yaşında. Oldu. 32. Delikanlı oğlana oldu. Yazık ya. Diğer iki tane çocuğa oldu. Allah ve de tabii gözü yaşlı birinci derecede gerçekten üzülen anneler, kardeşler, yakınlara oldu. Allah sizlere sabır versin ama giden kadınlara da tekrar gani gani rahmet eylesin. Osman Bey de yaptıranın cezasını çekecek. Her suçlu müstahak olduğu cezaya çarptırılmalıdır. Onun için Osman Bey'in itiraflarıyla hak edeceği cezaya çarptırılması adaletin yerini bulmasının canlı bir örneğidir. Yani burada da itiraf ettiren kayıp şubedir gerçekten. Evet, hani istediğimiz kadar tava getirelim. İzleyicilerimizin desteğiyle biz her zaman söylüyorum, biz fotoğrafı çekeriz. Ama emniyet mensupları da gereğini yapar. Burada da yaptılar. Bütün bütün görüşmeleri ve bütün bilgileri, belgeleri ihbar kabul ettiler. Bu da çok önemli bir şey. Bu ihbarları değerlendirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yad ediyoruz, takdir ediyoruz ama bir şeyi de kabul etmek lazım. Yani kendi programımızı övmek bakımından değil. Dün zaten burada itiraf edecek hale gelmişti. İtiraf edecek hale gelmişti. Bir takım şeyleri, gerçekleri de görmek lazım. Ve bu programın hazırladığı olaylar, yerine konan taşlar çok sayın Emniyet Müdürü Zafer Bey'in riyasetinde kayıp masasının özel çabasıyla bizim hazırladığımız olaylar orada yazıya döküldü, itiraf haline geldi. Bu bakımdan tabii ki büyük emekleri geçti. Emniyet mensuplarını bir kere daha buradan kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ama sizin tabirinizle hani neyin taşlarını yerine koyuyoruz? Puzzle, benim çözdüğüm puzzle. Puzzle'ın taşlarının da bu programda yerine konduğunu da kabul etmek lazım. Şimdi aradan 10 sene geçmesine rağmen bugüne kadar bu iş küllenmemiş miydi? Bu iş kapanmamış mıydı? Yani artık böyle bir olaya yeniden el atılma durumu var mıydı? Zaman zaman faili meşhur cinayetlerde geçmişe dönüyorlar. Otomatik olarak sayın savcım... Evet. Çok özür dileyerek bir virgül koyabilirim çünkü Barış telefonu attığımız için. Çok özür dilerim, lafınızı unutmayın ne olur. Evet, bu da önemli. Yani, bu da önemli bir şey çünkü onu konuşmak gerekiyor. Barış'cığım... Efendim. Sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum yavrum. Yani annen için başsağlığı diliyorum. Baban için geçmiş olsun diliyorum. Bilmiyorum ne hissediyorsun. Sana dün karışma derken... Tamam, gerçekten öyle bir şey yaptıysa zaten abla canlı yayında da söyledim. O zaten benim babam değildir diye. Babam öyle bir şey yapmış olamaz abla. Kabullenemiyor. İzlemedin mi az önce yavrum? Öldürdüğü yere kadar götürdü gösterdi. Annenin kemikleri çıktı. İzledim abla da bilmiyorum abla. Babam o kadar cahil olamaz. Şu an gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Babam orada mı? Baban şeyde, polislerin yanında oğlum. Adliyeye götürülecek, tutuklanacak, cezaevine götürülecek. Ben geldiğimde görüşebilir miyim onunla? Bizde değil ki artık, poliste. Tamam abla, Zeynep ablayı bekliyorum zaten. Zeynep abla gelsin, yapacağım. Zeynep abla mı o gelen? He, Zeynep abla gelmiş, ben gidiyorum. Hadi gel. Tamam abla. Hadi gel, bekliyorum seni. Tamam. Görüşürüz oğlum. Barış'cığım. Hala oradan amcanın sesini duyuyorum. Siz de kardeşinize biraz sahip çıksaydınız yani. Allah yardımcın olsun. Biraz sahip çıksaydınız siz de kardeşinize. Neyin tepkisini gösteriyorsunuz? Biraz da başınızı önünüze eğin be. Biraz mahcup olun. Biraz mahcup olun, o çocuğu da yemeyin artık. Bak, bir tane kardeşiniz intihar etmiş. Bu Osman'ın karısı, Osman'ın karısını aldı. İnsanların üstüne de gitmeyin. O çocuk daha 19 yaşında. 19 yaş ne ki? Öyle delikanlıyım diye dolaşır. Çocuk o daha. Hala yandan car. Müge Hanım. Ne diyor da duymuyorum da. Biraz da bir insanları bırakın be. Ne yani, senin kardeşin kimdi ki aldatılmıyor? Eğer aldatıldıysa. O mu verecek onun cezasını? O mu kesecek? Kimsenin yaşam hakkını almaya hakkı yok. Yok öyle bir hakkı. Hala da çocuğu yiyorlar yani. Ben diğer iki çocuğu da merak ediyorum küçüğü. Bu 9 yaşında olduğu için Müge yazık Hanım. O farkında. Hani annem evet. üzerimize annesi üzerine kilitlemiş kapıyı çünkü kocası çağırmış. Abi hayattaki en güvendiğin şey insanı şimdi kaç milyon kadın evli. Kocası dese ki gel şurada buluşalım gitmeyecek misin? Zaten bu olayda benim en çok canımı sıkan nokta da oldu yani. Adam diyor ki gel işte Büyükçekmece Gölü'nün civarına göndermiş. Orada da çiftlikler var. Gel diyor karı koca bizi görecekler. Hani burada iş buldum diyor. Kadın da çocukların üzerine kilitliyor kapıyı, kocasıyla buluşmaya gidiyor. Gitmeyecek miydi yani? Kocası ya kocası. Önce evde işlendi Müge Hanım cinayet. Ya şimdi biz o kadar afaki konuşamayız. Adamlar almışlar işte ifadesini, tutukladılar be yavrum. Sizlere ve emniyet güçlerine çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu ele alıp açığa çıkardığınız için. Allah razı olsun. Canım benim sağ ol. Ben de çok memnun oldum. Yani dün bir erkek arkadaşım dedi ki yemin ediyorum erkekliğimden utandım dedi ya. Yani hani her şey belliydi zaten izleyenler için. Hiçbirimiz de aptal değiliz. Adamın öldürdüğü de belliydi 3 gündür. Resim ondan sonra gömdüğü de çok belliydi. Onun üzerine 2 tane daha evlilik yapıyorsun. İkincisinden niye ayrıldı? Çok iyi bir kocaydın. İkincisinden niye ayrıldı? Üçüncüsü de zaten intihar eden kardeşinin karısı ortada kalmasın diye yine sana muhtaç olan bir kadın. Beceremiyorsan da evlenmeyeceksin. Herkes de sürekli evlilik almak zorunda değil. Bakarsın bir olmuyorsa dersin ki ya bende problem var ya seçtiklerimde problem var. O zaman evlenmezsin. Ya o çocukla da ilgilenelim arkadaşlar. Yani gerçekten ben bir de o çocuğu da sevdim de ya. Sevdim küçücük bir çocuk. Anne hasreti çekmiş. Ona da bir sosyal hizmetlerle konuşalım. Hala içinde var. Diyor ya anne sevgisi sevemedi. Bitmez. Çünkü annesi zaten yaşasaydı onu sevecekti. Ben dün ona da dedim. Senin annen ölmeseydi, öldürülmeseydi zaten seni seviyordu. Çünkü ben gözümle görüyordum. Ki diyor ki dün dedim ya artık itiraf et çıksın kemiklerini. Çıkarın hadi kemiklerini siz çıkarın varsa bir mezar diyordu. Bak çıkardı kendi eliyle. Hala daha yandan carcar konuşuyorlar ya. Müge Hanım o çocukların da ben o evden alınmasını istiyorum. Bakacaksan alınmasını ise bakacaksın mı? Bakarım niye bakmayayım? Tamam o zaman iste. Bakarım. En azından çıksın o evden. O düşünceyle o şeyle büyüyecekse büyümesin o evde. İfadelerin ayrıntıları geliyormuş. Buse'den gelmiş. O da karım beni defalarca kez aldattı demiş. Aldattığı için ev değiştirdim. Gözümle de şahit oldum aldattığına. Uslanır diye bekledim. Daha fazla dayanamadım. Öldürmek zorunda kaldım. Tek başımaydım. Kimse yoktu. Planladım. Bir de bu zaten tahammüdene girecek yani. Zaten eşi öldürmek ağırlaştırılmış müebbet demek de böyle güzel oluyor vallahi. Karını öldür beni aldattı de gez yani. İndirimden faydalan. Artık hiç buna da şey yapmayın. Vallahi artık savcılar, hakimler de böyle beni aldattı falan filan denilene indirim yapmıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Ondan sonra... Planladım. Beni aldattığı kişiyi de öldürmek istedim. Yapamadım. Tabii ona gücün yetmedi. Çocuklarım da bilmiyordu. Tek başımaydım. Gri araba olayı yok. Pişman değilim. Namusumu temizledim. Sadece bana söyleyen komşu namusu değildi. Mu oldu yani? Oturduğumuz yerde herkes dedikodu yapıyordu. Namusu temizlemiş. Ben boşanmak istedim. Almış. Boşanamadık. Kabul etmedi demiş. Yalan söylüyor. Neyse ya. Sinirlerim bozuluyor. Ondan sonra neyse saçma sapan sözler yani. Boşanmak istiyorsan gider boşanırsın. Nasıl dövüp de babasının evine gönderiyorsan boşanmak isteyen adam da yine babasının evine gönderir boşanır yani. Evlilik kadar boşanmak da gayet isteyen doğal. Adam geri gelip ağlayarak o eşi götürmez. Bir de evet sen ona şahittin değil mi? Evet şabire bir niye bu böyle ağlıyor hem de dövmüş kadını diyorum o erkek şeyi bana tuhaf geldi. Erkekler dövünce hani gelip de özür diler. Aman ağlıyorlar bir yapıp bağlıyorlar ya. Suçluluk işte psikolojisi onu fark ettim ben. 1, 2, 3 derken. Pişmanlık duyuyor yaptıktan aynen. Yani sonra, öyle hissettiriyor. Pişmanlık değil de karşı tarafa acındırıyor kendini öyle hissettiriyor. O burada da aynısını yaptı çünkü. Kandırıp yumuşatıp aynen. Kandırıp o burada da aynısını yaptı. Eve çağırma. Barış oğlu ona hani... O, ağladığı için dayanamadı çünkü evlat. Babasına konduramadı. Ama Barış neden 6 ay önce de babası bir şey yapmış mı diye düşündüğünü ben Barış'ın gerçekten hani o konuyu merak ediyorum. Şimdi amcalara izin verir de Zeynep getirirse konuşuruz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.